HTC'lere ne haber, hoş geldiniz. Bugün sizlerle HTC Vive'da ajan oyunu olan Budget Cuts'ı oynayacağız arkadaşlar. Aslında bu tam olarak bir ajan oyunu değil. Fakat yani ajan oyunu da diyebiliriz, bir yerlere gizlice giriyoruz falan. Ben oyunu oynadım, çok beğendim. Bu oyunun da bayağı videosunu istediğiniz için bu oyunun videosunu çekiyorum. Bayağı bir güzel. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Şimdi kaskımızı takacağız ve oyuna giriş yapacağız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna başlıyoruz. Oyuna başladığımızda bir odadayız, gördüğünüz gibi böyle bir koridordayız. Elimizde iki tane yine kontrollerimiz var. Bu kontrol diyebiliriz bunlara. Kontrollerimiz var yine elimizde ama oyunda da bunlar gayet normal şekilde kontrol gibi gözüküyorlar. Ama şurasındaki bölüm tabii biraz daha değişik. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi bunların hepsini göstereceğim tabii ki. Öncelikle arkadaki ne lan bunun adı? Aslında mandal. He, mandalla objeleri tutabiliyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde oyunda obje tutabiliyoruz. Bakın hop, oba, hop, oba, hop, hop, hop. Evet, öyle değil. Neyse, işte bu ilk görevimiz bunun. Yani daha doğrusu ilk işlevi objeyi tutabilmesi. Gayet güzel bir şekilde objeyi tutabiliyor. Onun dışında şu tuşa bastığımız zaman bu şekilde hareket edebilmemiz için ve etrafta kamera koyabilmemiz için, bu bir nevi kamera, bizim elimize gördüğünüz gibi bu şekilde bir ne diyebiliriz buna, bir şunu da fırlatayım, şey çıkıyor, çizgi diyelim. Mesela şuradan şuraya mesela koyup şu tarafı görmek istiyorum arkadaşlar. Bunu buraya koyduğum zaman yere düşüyor. Yani niye? Çünkü duvarlara gelmiyor. Bunu ben de yeni öğrenmiş oldum. Duvara geleceğini tahmin etmiştim. Mesela şuraya koyduk, elimizdeki gördüğünüz gibi otomatikman kameraya dönüyor ve o taraftaki yani şuradakini buradan böyle görebiliyoruz arkadaşlar. O açıyı bu koyduğumuz küre sayesinde görebiliyoruz. Ama kendimizi göremiyoruz. Bakınız, buradan hareket çekiyorum ama şimdi peki onu oraya koyduk, bu kamerayı yaptık. Peki oraya nasıl gidebiliriz? Şu arkadaki iki tane mandal var, onlara bastığımızda da oraya gelebiliyoruz arkadaşlar. Gayet basit bir oyunun sistemi var, anlayacağınız üzere. Şuraya gelelim. Şimdi burada aslında birçok malzeme var. Oyunu ben daha önce bir oynadım ama şu an burada işime yarayacak çok fazla bir şey yok. O yüzden bunları hiç kurcalamayalım. Şuradan gidelim. Oynama harbiden çok güzel arkadaşlar. Oynayan arkadaşlarımızın hepsi çok beğenecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir gelelim. Şöyle de bir gelelim abi. Böyle değil lan, dur şöyle. Şimdi bu odada gördüğünüz gibi şurada bir lazer sistemi var. Biz buradan bu tarafa geçmeye çalışacağız. Fakat burada lazer olduğu için buradan geçemiyoruz haliyle. Şimdi o lazeri devre dışı yapmamız gerekiyor. Bu odayı araştırabilirsiniz. Bu odada çok aman aman bir şeyler yok. Oraya da kadar ulaşamadım. Şimdi buramda ne var onu da bilmiyorum. Yine daha taşı kırmak da istemiyorum. Bir fırça. Bakınız çok önemlidir. Bir fırça. Koca! What? Abi aslında bunu yap, çalışsam yapabilirim diye düşündüm. Evet şimdi. Hop. Bakalım bu sefer yapacağım. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte. Ha. Ha. Yeah. Şimdi geyiği bir kenara bırakırsak arkadaşlar şuraya geleceğiz. Burada gördüğünüz gibi aha, bu aşağıda bir tane kasa var. Üstünde kilitli yazıyor. Bu kasayı açabilmek için tabii bir anahtara ihtiyacımız var. Bunu kullanayım biraz da, şunu kullanalım. Burada çekmeceler var gördüğünüz gibi. Bu çekmecelerin bir tanesinin içinde burada şey var. Ne oluyor onun adı? Anahtar var, şuradaki anahtar. Bunlarda onun dışında ne varmış hiç bakmadım. Direkt çekmeceyi bulduktan sonra geçtim çünkü. Bir şey de yokmuş. Çekmeceyi sökemiyor muyum lan? Yok, belki bu yok. Bunu alabiliyor muyum? Buna hiçbir oynama yapamıyormuş. Aa, çöp kutusu var. Lan bu uçak olur mu? Uçar mı lan bu? Yok. Neyse abi, anahtarımızı alalım. Nasılsın anahtar? Şunu kapat. Şimdi buradaki deliğe bunu sokacağız. Kapıyı açacağız. Şuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi lazer kısmı açıldı arkadaşlar. Baksana lan. Ha. Şurada. Şimdi bunu alıyoruz. Evimize götürüyoruz. Oho. Yalnız istesem oraya atamam ha. İstesem oraya atamam abi. Gel bakayım buraya. Roket geliyor. Oğlum buradan oraya sokabilir miyim lan onu? Bir dakika, şunu deneyeceğim. Şöyle.
Gel abi buraya. Bakın şuradan normalde böyle geçirebilirim yani dedim, değil mi? Evet, normalde buradan geçer ama şuradan bunu atmayı denemedim. Dur bir bakalım ne olacak. Buradan bunu sokarsam yalnız efsane. Lan! Heh. Şöyle bir düzeltelim. Evet, 3 sayılık bir atış. Şimdi arkadaşlar şu tarafa geçiyoruz. Bu tarafa geçtikten sonra burada bir asansör var. Buradan yukarı çıkacağız. Onun dışında burada çok bir şey yok. İstiyorsanız gezebilirsiniz. Ne oldu lan? Bir an sapıttı. Buranın üstüne, masanın üstüne çıktım abi. Buranın üstünde bir şeyler var falan. Bu kapıları mapıları açamıyorsunuz bu arada. Zaten kapının açılacak bir yeri yok görüyorsunuz. Şuraya gidelim abi. Şöyle gidelim abi. Bas tuşa. Asansör gel, beni çok bekletme. Aslında bunu şöyle duvara da yapıştırabilseymişiz, güzel olmaz mıymış sizce arkadaşlar? Oha, kaldığı yere bak lan. Tamam, asansörümüze bindik. Yalnız oyun çok zevkli. Ben oyunu bir iki kere oynadım arkadaşlar. Öyle olduğu için oyunu biliyorum yani. Ama çok zevkli bir oyun harbiden. Deneme fırsatınız varsa bu oyunu kesin deneyin. Bir de bakın. Ses duyuyor musunuz? Böyle olunca bunlardan ses geliyor. Şimdi bizi bu dayının görmemesi lazım arkadaşlar. Şu salak bizi gördüğü zaman oyunda eğlenmiş oluyoruz. Yani bunun kafasına taş attığın zaman arkasını dönmüyor. Gerizekalı çünkü. Neyse, bunu halletmek için tabi çeşitli malzemeler, materyaller kullanabiliyoruz. Şunu şuradan sökelim. Bunu da onun kafası... Oha, geliyor lan. Gel! Ay, ödüm koptu. Ay, çok korktum niyeyse. Sesimizi mi duydu nedir? Ha, bu arada şunu şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çeşitli materyaller var. Ama oyunda envanterimiz de var. Yani mesela böyle bunu envanterimize koyabiliyoruz. Şu bıçağı da buna koyalım. 3 tane bıçağım oldu abi. Çok güzel. Bir kere basmak yeterli. Onun dışında alabileceğimiz yanımıza... Ha, bir tane daha bıçak var şurada. Onu da koyalım. 4 tane bıçak. Şuradan bir tane de bardak alacağım lan ya. Ne olur ne olmaz, lazım olur. Hatta bir bardak daha. Tamam. Şimdi şunu yine sök. Şu. Evet, burada. Şarjı bayağı azalıyor bunların. Şarjı takmam lazım abi. Bugün bayağı oynadım çünkü bunlarla. Şimdi şu tarafa şöyle attım. Bu dayıya bakabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Bunun arkasına geçmemiz lazım. Çünkü buraya geldiğimizde bizi görecektir. O yüzden şuraya geri dönelim. Şununla yapalım. Şuraya kadar atar mıyım? Vallahi attım. Çok güzel. Tamam. Heh. Şimdi ops, yanlış çıkarttık, yanlış çıkarttık, yanlış çıkarttık. Şimdi bakın arkadaşlar. Ay, iyi ki kaçtı, iyi ki kaçtı, iyi ki kaçtı. Dur dur, bu sefer atacağım onu. Tamam, çok güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde bunu başardım. Geri gidip bıçaklarımı alacağım. Ne yaptın lan salak? Demin beni korkuttun. Ha, şurada bir tane bıçağım var. Hop, bıçağımızı aldık abi. Güzel, 3 tane bıçak, iyidir. Şuraya git. Git. Şurada yine, buradan aşağıda bir tane var. Gördüğünüz gibi şurada var. Şuradan ben bunu kafaya atar mıyım? Vallahi atarım ha. Aa, atamadık bile. Az daha kırıyordum ben işte. Ulan önüne atıp duruyorum. Abi bir tane ya. Git şu tarafa bak ya. Çılgınca bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İşte bu dostum, işte bu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada bir sistem var. Şuraya gitmemi engelleyen. Ama acaba onu nereden açabiliriz? Burada olabilir mi? Direkt buldum lan. Direkt buldum ya. Ben burayı oynamamıştım açıkçası. Biraz oynadım dediğim oyunun başını oynadım. Tamam. İyi, oraya açtık abi. Güzel.
Şuraya atamıyor muyum ya? Şuraya atarsam tamam, buradan da şöyle sokarım. Güzel, etrafımızda kimse yok. Yani genel olarak kimse gözükmüyor şu an için. Güzel. Güzel. Şurada bir yer var. O zaman oha, tavana geldim arkadaşlar, görüyor musunuz olayı? Yanlışlık oldu ha. Şuradan bir bir tanesi burada. Beni buradan görür mü ki lan? Arkadaşlar şanssızlık, şarjım bitip duruyor. Rüya abi. Vurmam lazım, hadi. Uf, attığımız yere bak ya. Lan! Lan! Abi hadi bu sefer yapayım be. Şuraya güzel. Orada bir sıkıntı yok. Şuraya güzel. Orada bir sıkıntı yok. Buraya geldik, orada bir sıkıntı yok. Şuradan. O nasıl bir atış ya? Şuradan. Ay Allah'ım, ne şanssızım ya. Tamam abi. Aha, gitti. Bu sefer başarıyorum diyor. Oo! Allah'a şükür be. Şu tarafa bir bakalım. Biraz da şununla gezeceğim. İyi, gelen giden yok buraya. Ha, bu kasayı açmam lazım. Evet, şu çekmecelerin birinde olabilir. Ulan burada yok. Heh, bulduk arkadaşlar, tamam. Neredeydi? Şurada. Oraya teleport olamaz lan, şuraya. Hay arkadaş. Tak. Güzel. Oo, içinden arbalet çıktı lan. Vay. Nasıl kullanılıyor lan bu? Aa, böyle kullanılıyormuş. Vay, çok iyi değil mi abi sizce de? Tamam, bunları galiba envanterimize mi koyduk? Şunu gidip alacağım. Şuraya bir gideyim. Ha. Al abi şunu. He, bunlar bir kere atılıyor arkadaşlar. Bir kere attıktan sonra bir daha atamıyorsunuz. Nerede lan bu robot? Ha, bu elimde değil mi abi? Tamam. Şuraya bir bakalım etrafımıza. Ha, burada. Tamam, bu da elimde. Hayır. İşte bu. İşte bu. Vallahi abi, oyun çok güzel arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünü çekebiliriz aslında. Çünkü bir türlü cihazlarım izin vermiyor bu işe. Ajanlığın ikinci bölümünü de çekebiliriz arkadaşlar. Biz bunu burada bitirelim çünkü eğer şansı bitirelim. Şans da böyle bir şey. Şans yok. Neyse, bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.